Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size pembenin açıklı koyulu tonlaması yaparak bir model tarif edeceğim. İplerimizin rengi çok hoş birbirine uyum sağladı arkadaşlar. Modelimiz de şu şekilde karanfil modeli. Evet. Karanfilin her çeşit modelini seviyorum arkadaşlar. Sevdiğim için sizlerle de bu şekilde paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yapımı da kolay, görünüşü de gayet zarif. Tüye de gayet uygun bir model arkadaşlar. Rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir model. Evet, ikişer zincir çekerek yemenimizin dört kenarını bu şekilde tığlamasını yapıyoruz, tığ battılarını yapıyoruz arkadaşlar. Sonra yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, yeni başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Ben de aynı şekilde devam eder değil de yeni başlar gibi başlıyoruz arkadaşlar hep beraber. Bir tane zincir çektim ve buraya küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar örümceğimin boyutu şu boyut. Bunlarla aynı seviyede. Benim için bu boyut küçük bir örümcek arkadaşlar. Siz nasıl değerlendirirseniz. 3 tane doladım örümceğimin üzerine tığımı. 3 tığ battı atlıyorum. 4. tığ battımın içine arkadaşlar bu şekilde girdim. 1, 2, 2, 2, 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çekip trabzanıma kapattım bu şekilde. Bu birinci kirpiğim. Tekrar 6 zincir ve kapatıyorum trabzanıma. Buraya bu şekilde 3 tane arkadaşlar 6 zincirli kirpik çekiyoruz. tavzanımın arasına girdim bu şekilde. Altı zincirimi kapattım. Şimdi geri kalan kısma da bu şekilde 5 tane arkadaşlar sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. 6.'yı da aynı tığ battığımın içine kapatıyorum. 6 tane sık iğne olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar ara suyumuzun boyutu 6 sık iğneli 3 kirpikli bir trabzan. Şimdi örnek amaçlı olduğu için arkadaşlar ben bir tane koydum. Siz ister 3 tane yapın benim gibi ister 5 tane yapın ara mesafesini. Şimdi ben ara mesafesini 3 taneden veriyorum arkadaşlar ve bir tane de bu şekilde kirpiksiz ya veya tek kirpik tek tomurcuk gülümüzü çatmak için trabzan yapıyorum. Yine aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Yani küçük bir örümcek yapıyorum. Tığımın başını 3 defa doladım. 1, 2, 3 tığ battı atlıyorum. 4. tığ battıma 1, 2, 2, 2, 2 olarak bu 3 defa doladığım ilmeği topluyorum arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum ve buraya kapattım bu şekilde arkadaşlar bir tane buraya tomurcuk veya kirpik yaptık geri kalan kısmı da yine 6 tane arkadaşlar sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım buraya trabzanımın seviyesi 6 tane sık iğne aldı arkadaşlar 7.yi de aynı yaptığım trabzanın tığ battısına kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle örümceğim arkadaşlar tığ battımın bakın buradaki sık iğneli trabzanımın seviyesinde uzatıyorum. Onun boyunda bir örümcek yapıyorum. Ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Trabzanımın şey, örümceğimin tepesine kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincir. Düz tarafına döndüm. Bir defa doluyorum bu yuvanın içine. 1 2 2 olarak bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. Aynı yuvanın içine giriyorum. 1 2 2 Tekrar 6 zincir. 6 zincirimi kapattım bu şekilde buraya. Bir zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Yine aynı ilk yaptığım örümceğin büyüklüğünde bir örümcek yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde. 3 yuva yaptık. Bir örümcek yaptık. 1 2 3 4 5. tığ battı ya. Bu şekilde kapattık bir zincir çektim örümceğimi bu şekilde yaptım. Bir, iki, üç tane tığ battı doluyorum. Şey ilmek doluyorum arkadaşlar. Dördüncü tığ battı ya bir, iki, 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 iki olarak aldım. Şimdi arkadaşlar beş zincir, beş zincirimi kapatıyorum buraya. 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 ve 7. yi aynı tığ battı içinde kapatıyorum. Üzerine de bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde 3 defa doladım. 1 2 3 4. tığ battımın içine 1, 2, 2, 2, 2 olarak aldım. Yine bir trabzan yaptım arkadaşlar. Bu sefer şu 3 kirpikli trabzanımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar trabzanıma. Tekrar. 6 zincir kapattım bu şekilde 3 tane kirpik yaptım şimdi arkadaşlar geriye kalan bu trabzana 5 tane sık iğne 2 3 4 ve 5 ve 6. da buradaki tığ battımın yani aynı tığ battımın içine kapattım. Evet arkadaşlar. Yeşil kısmı bu şekilde Gördüğünüz gibi şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, zincir çekip ipimizi tığımıza tutturduk. Bu şekilde yaptığımız yuvamızın ilkini arkadaşlar sık iğne yaparak ipimizi buraya tutturduk. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımın başını iki defa doluyorum arkadaşlar. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 tane trabzanımı yaptım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 3 oldu. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 3 seferde arkadaşlar aldığım 5 tane trabzan yaptım. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içini arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum. Şu ipim artık üzerine bu kadar trabzan yaptık sağlamlaştı arkadaşlar. Şöyle hafifte. bir tane yuva yaptık arkadaşlar şimdi ikinci yuvaya bir sık iğne ile buraya geçiş yapıyorum 1 2 3 zincir 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 Tekrar 2 defa doluyorum. Yuvaya giriyorum arkadaşlar. 2, 2, 2. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yuvaya girdim. Kapattım bu şekilde. Tekrar 3. yuvanın içine girdim. Sık iğne ile bu şekilde geçiş yaptım. 3 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 3 4 2 2 2 5 tane oldu arkadaşlar. Yine trabzanım. 3 zincirimi çekip bu şekilde buraya kapattım. Bir zincir de çektim arkadaşlar. ipimi kopardım. Yine ipimi arkadan ilmek alıp çekeceğim arkadaşlar. Arkada yakacağım. Evet arkadaşlar koyu rengimi ipimi tığıma tutturdum. Bu şekilde arkadaşlar yaptığımız çiçeğin dibine bu yeşil yuvaya sık iğne yaparak giriyorum buraya ipimi tığıma yuvama tutturdum. Yani 4 zincir. 4 zincirimi çektim. İlk trabzan tepeme kapatıyorum bu şekilde bir zincir çektim dönüyorum arkadaşlar bu yaptığım tek kirpikli trabzana sık iğne ile kapattım 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim dönüyorum bu yaptığım aralığı arkadaşlar 4 zincirimi kapattım. Buraya bir tane kirpik yapmış olduk. Bir defa doladım. Trabzan tepesine girdim. 2 2 aldım. 4 zincir kapatıyorum bu şekilde. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım bu şekilde bir defa doladım yuvaya girdim trabzan tepesine girdim 2 2 olarak aldım bu da dördüncü trabzanım dört zincir trabzanımın arasına girip kapattım bir defa doladım bu şekilde yuvaya giriyorum arkadaşlar 2 2 olarak aldım bu da beşinci trabzanım 4 zincirimi yine kapattım trabzan tepesine Evet arkadaşlar bir tane yuvaya 5 tane kirpik yaptım 4 zincir 4 zincirimi bu aradaki sık iğne ile geçiş yapmıştık ya arkadaşlar yuvaya oraya kapattım bu şekilde sık iğne ile tekrar 4 zincir 4 zincirimi trabzanımın tepesine kapattım Evet arkadaşlar ikinci çiçeğimizin yaprağına geçtik. İki zincir çekiyorum tekrar bu dört zincirden indiğim zincire zen iki zincirimi kapattım. Dört zincir. Döndüm. Bu iki zincirimin arasına kapattım. Bir tane arkadaşlar kirpik yaparak başladık. Tekrar buraya sıradaki yani trabzan tepesine. 2 2 aldım. 4 zincir kapattım. Hiç zincir çekmeden tığımızın başını doluyoruz arkadaşlar. 2 2 olarak aldım. 4 zincir kapatıyorum buraya. Bir defa doladım. Yine trabzan tepesine 2 2 aldım. Şimdi evet arkadaşlar dördüncü kirpiğimizi bu şekilde kapattım bir defa doluyorum ve zincirin üzerine son trabzana 2 2 alarak girdim 4 zincir kirpiğimi yaptım buraya tekrar 4 zincir Yine arkadaşlar bu geçiş noktası olan sık iğneyi kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet. İlk tırabzanımın tepesine bu şekilde kapattım. Üçüncü çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. İki zincir çektim. Buradaki dört zincirden tutturdum arkadaşlar. Dört zincir dönüyorum. Aradan hemen tutturdum. Birinci kirpi. Hiç zincir çekmeden doluyoruz arkadaşlar. Yine bir defa doladım. 2 2 aldım. Küçük bir trabzan yaptım. 4 zincir kapattım. Bir defa doladım. Trabzan tepesine girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. Bir defa doladım. Trabzan tepesine girdim. 2 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir trabzanımı kapattım. Bir defa doluyorum. Ve sonuncu trabzan tepeme de 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım arkadaşlar. Buraya bu şekilde. Şimdi direkt hiç bir işlem yapmadan arkadaşlar bu 5 kirpi yaptıktan sonra hemen bu yeşil yuvadan hani tek kirpikli sık iğneli trabzanımdan tutturdum sık iğne ile buraya iki tane zincir çektim buraya arkadaşlar pembenin arasına girdim tekrar 3 zincir 3 zincirimle de yeşil yuvama girdim arkadaşlar kapattım bir zincirimi çektim ikimi kopardım Şimdi ipimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Pembe tek rengi de yapıldığında çok şahane kendini gösterecek bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Görünüşü her şeyi. Ara suyu da 3 bence iyi ama arkadaşlar. Ama model fazla oyalayıcı değil. O yüzden hani araları bu seviyede olursa sık sık daha güzel duracağına eminim. Hızlı bir şekilde Yapıp bitireceğinizi de eminim arkadaşlar. Çünkü hemen üzerinde kirpikleri ve çiçeğinde de trabzanlar olan bir model arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.